Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş Kanal E Plus izleyiciler adına ben de inanın çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa bir genel başkanla söyleşi yapıyorum. Bu önemli organizasyonu nasıl oluştu bu? Nasıl planlandı? Uzun süre önce hazırlık yapıldı. 2012'de başladık projeyi gerçekleştirmeye ve bugün sonuç almaya başladık. Büyük bir projeydi. 33 ilden muhtarlarımızın gelmesini arzu ettik. Aynı zamanda 1500'e yakın proje seçildi, belediyelerin uygulandığı ve bu projelerden 500'ü fuarda sergilendi. Devam edecek. Daha sonra bu fuarı belki diğer illere de götüreceğiz. Devam olacak yani. Devamı olacak tabii. Bu bir ilkti aslında. Bugün muhtar arkadaşlarımızla beraber olduk. Bu da bir ilkti. Hem ben onu görüyorum Sayın Genel Başkanım. Evet. Muhtar arkadaşlarımızın biz röportaj yaptık. Evet. İnanın hepsinin gözlerinde bir ışıltı var. Bir güler yüz var, evet. Bir sevinç var. Bunun evet. Nedeni ne olabilir sizce? Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne duyulan hasret. Terörün olmaması, insan kanının akmaması, silahların susması. En büyük arzu. Bakın bu salonda herkes huzur içinde. Herkes barış içinde. Türkiye'nin özlediği tablo bu. Ve bu tabloyu yaratan da biziz. Biz bundan çok memnunuz. Biz tebrik ediyoruz Kanal E Plus olarak sizi. Bir de başkanım bir şey sormak istiyorum. Dikkat ettim konuşmayı yaparken hiç evet. Siyaset yapmadınız. Evet. Yani evet. Siyaset yapmadınız. Bu çok dikkatimi çekti. Bunun özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni var. Burada her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Biz bir ortak payda yakalamak zorundayız. Ortak payda Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu devleti kuran partiyiz. Biz yurttaşlarımız arasında ayrım yapmak istemeyiz. Onların görüşlerine, dünya görüşlerine saygı duyarız. Onların inançlarına, onların kimliklerine saygı duyarız. Biz insanı insan olduğu için seviyoruz. Ayrışma var toplumda, fay hatları var. Fay hatları oluşturuldu. Şimdi biz bu ayrışmayı gidermek istiyoruz. Beraber huzur içinde yaşayalım, bir arada yaşayalım. Nazım'ın dediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayalım. Evet. Ne kadar güzel bu tablo bu salonda sergilendi. Ve İstanbul'da biz bunu sergiledik. Her yerden insan var burada. Elbette Şırnak'tan da, Hakkari'den de, Diyarbakır'dan da, Nevşehir'den de, Kırşehir'den de arkadaşlarımız var. Ne kadar Kütahya'dan. Ne güzel bir tablo. Bu ötekileştirmeye yani ötekileştirmek için bir sebep yok. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkes bu ülkenin saygın vatandaşıdır. Sadece ben yurtsever değilim. Hepimiz eşit sayıda yurtseveriz. Hepimiz insanımızı seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Dolayısıyla biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. İnşallah. Ve bunun mücadelesi. İnşallah başkanım. Bu organizasyonların devamını istiyoruz. Zannedersem buradaki tüm katılan muhtarlarımız, herkes bunun devamını Onlar istiyor. Onlar da arzu ediyorlar. İnşallah devamı gelsin ve bu birlik beraberlik ortamını hiç kaybetmeyelim. İnşallah yapacağız. Mustafa Kemal'in dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.